Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere prova sahnesi matematik soru bankasında çarpanlar ve katlar test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. O ve B merkezli daire şeklindeki iki farklı koşu pistinin etrafında aynı anda koşmaya başlayan Arda bir turu 12 dakikada Kerem ise bir turu 16 dakikada tamamlı Aynı anda A noktasından koşmaya başlayan Arda ile Kerem'in tekrar aynı anda A noktasına geldiklerinde Arda'nın koştuğu toplam mesafe en az kaç metredir diyor ve pi'yi 3 almamızı istiyor. Şimdi gençler Arda 12 dakikada Kerem de 16 dakikada koşuyor ve aynı anda başladıktan sonra tekrar yine aynı anda aynı noktaya gelecekler diyor. Yani aslında ne anlıyoruz burada? 12 ile 16'nın ekoku kadar, en küçük ortak katı kadar bir sürede aynı anda aynı noktaya tekrar gelirler diyoruz. 12 ile 16'nın ekokunu bulmak için asal çarpanlarına ayırıyorum. Gençler tabii ki artık bunu katlar şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela 12'nin katı 12, 24, 36, 48 diye devam ediyor. 16'nın katı 16, 32, 48 diye devam ediyor ve 48 dakikayı bu şekilde söyleyebilirsiniz. Evet, 2'ye bölerek devam edelim. 6, 8. 2'ye böldüm 3, 4. Tekrar 2'ye böldüm 2, 3 bölünmedi. 2'ye böldüm 1, 3 bölünmedi. 3'e böldüm 1. Bunların çarpımı ekoku verecek diyoruz. 1, 2, 3, 4 tane 2 yani 2 üzeri 4 çarpı 3. Bu da 16 çarpı 3'ten 48 dakikadır diyoruz. Demek ki 48 dakikada en az dediği için 48 dakikada tekrar aynı yerde buluşurlar. Peki Arda için demişti arkadaşlar. Arda 48 dakikada kaç tur atıyor? Bakın bir turunu 12 dakikada atıyordu. O halde 48'i 12'ye bölersem 4 tur 60 olur. Peki bir turda arkadaşlar dairenin çevresi kadar tur atardım. O halde çevreyi ne yapmam gerekir? 4 tur olduğu için 4'e çarpmamız gerekir. Öncelikle çevreyi bulacağım. 2 pi r bizim çevre formülümüzdü. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 8 metre. Buradan 2 kere 3 6 6 kere 8 48 Evet 48'de ne yapacağız gençler? 4 tur dediği için 4'ü çarpacağız. 4 çarpı 48. 8 yarı 4. 32 elde var. 3, 4 kere 4. 16, 3 daha. 19. Evet 192 metre tur atar diyoruz. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Sayfamızı temizleyerek devam edelim. İkinci soruya geçelim. Bir depo girişinin tamamen kapalı ve bir kısmının açık hali görselde verilmiştir. Açık haline ayrıt uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan kare prizma şeklinde kutular aralarda boşluk kalmayacak şekilde görselde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre soru işareti ile gösterilen uzunluğun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç metredir? Gençler öncelikle şu boşluğa kadar olan bakın buradaki yere kadar olan kısım şu uzunluk gençler. Bakın 20-20 devam ediyor. Diğer tarafta 15-15 devam ediyor. Aslında 20 ile 15'in ekoku kadardır diyeceğiz. Yani 20 ile 15'in bir ortak katı kadardır diyelim. Şimdi yukarıdaki mesafenin en az olması için de 20 ile 15'in katlarından arkadaşlar 4 metre dediğimiz nedir? 400 santimetredir. O halde 20 ile 15'in 400 metreden küçük olan en büyük katı kadar değer verirsek soru işaretiyle kalan kısma en az değer kalır. O halde ben 15'te 20'nin ekokunu bularak sorunu çözmeye başlayayım. Evet 2'ye böldük. 15 bölünmez. Aynen yazdım. 10. 2'ye böldüm. 15'i e aynen yazdım. 5. 3'e böldük. 5. 5. 5'e böldük. 1. Çarparsak gençler. 2 kere 5 10 yapar. 3 kere 2 6. 6 çarpı 10 da 60 santimetredir. Şimdi gençler 60 santimetre en küçük ortak katı. Ama 400 santimetreden küçük olan en büyük katını istedik. O halde 60'ın katlarını düşüneceğim. 60, 120, 180 şeklinde devam ediyoruz. Nereye kadar gençler? Bakın 400'den küçük olan en büyük katı 360 santimetredir. Peki 360 santimetre ise burası. O halde soru işaretiyle gösterilen yer 400'den 360'ı çıkarırsam 40 santimetre olur diyoruz ve Bursa şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. Bir tenis kortunun yeşil renkli bölümü 4 eş karesel ve 2 farklı eş dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır bazı bölümlerin alanları görsel üzerinde verilmiş ve kenar uzunlukları birim cinsinden birden büyük birer tam sayı olduğuna göre kortun yeşil renkli zemininin çevre uzunluğu en fazla kaç birimdir? Şimdi gençler a kare olduğuna göre ve alanı 36 ise o halde 36'yı nasıl elde ederiz? 6 çarpı 6'dan. Demek ki a'nın bir kenar uzunluğu 6 birim olacak. Şu 6'ları yerleştiriyorum. Bakın buralarda 6'şer birim. Evet. Şimdi burası 6, 6 ise arkadaşlar bakın şöyle C'nin bir kenarı 6, 6 daha ne olur? Şu kenarımız 12 birim olur diyoruz. Şimdi gençler bakın burası 6 ise B'nin alanı 24'tü. Şimdi birden büyük dediği için arkadaşlar ne yaparız? 1 çarpı 24'ü sileriz. O halde 2 çarpı 12 olabilir. 3 çarpı 8 olabilir. 4 kere 6 olamaz diyoruz. Evet niye 6 olamaz? 4 kere 6 zaten burası 6 olduğu için daha büyük olması gerekir. Şimdi gençler 3 ile 8 yani ben burayı 8 kabul edebilirim. burayı 8 kabul edebilirim. Bir de 12 kabul edebilirim. Şimdi çevre uzunluğunu fazla istediğimiz için ne yaparız? 8 kabul etmeyiz gençler. 12 kabul ederiz. Şimdi burası 12 ise aynı şekilde. Burası da 12. O halde kısa kenarımız 2 değer. Bakın buraya da yerleştirelim. 2. Büyük olan dikdörtgenin kısa kenarı 12, 14, 16. Toplamı 16. Yine büyük olan dikdörtgen 12, 12 daha. Şöyle uzun kenarı da 24 birimdir. Peki çevre ne olur? Evet, 2 çarpı kısa kenarla uzun kenarın toplamıydı. Buradan 2 çarpı 40'dan 80 birim olur diyoruz. Ve denizli şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek devam ediyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Evet gençler dördüncü soruya devam ediyorum. Ayrı uzunlukları 12 santimetre ve 20 santimetre olan kare bir biçimindeki özdeş kutular soldan sağa dikey olarak sağdan sola yatay olarak aralarında boşluk olmadan şekil birdeki gibi konulduğunda Şekil 2'deki gibi zeminin tam ortasına, ortasında birbirlerine demektedir. Demek ki gençler bakın burası şeklimizin tam ortası. Yani şu parça ile bu parça birbirine eşittir diye düşüneceğiz. Düz zeminin uzunluğu 300 santimetreden kısa ve santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre zeminin uzunluğu en fazla kaç santimetredir şeklinde soruyor. Şimdi gençler tamamı 300 ise o halde bakın bu parçayı 150 santimetreden küçük diyeceğim parçamıza X dersek, bu parçada yine X olursa 150 santimetreden kısa olsun diye düşüneceğiz. Şimdi şunlar 12-12 devam ediyordu. Sağdakiler 20-20 devam ediyor. O halde eşit olacağına göre gençler 12 ile 20'nin ortak bir katı olacak diye düşünüyoruz. Peki 12 ile 20'nin ekokunu bulalım öncelikle. Bakalım 150'den küçük katına denk gelecek mi diye düşüneceğiz. Evet 2'ye böldüm. 6-10 2'ye böldüm 5 pardon 3 5 3'e böldüm 1 5 5'e böldük 1 şöyle 5 kere 2 10 yapar 2 kere 3 6 6 çarpı 10 da 60 santimetre. Şimdi gençler 150'den küçük olacak dedik. O halde 60'ın bir sonraki katına bakıyorum. 120 daha sonraki katı 180 şeklinde devam ediyor. 180 150'den büyük olduğu için sildim. Bakın arkadaşlar en fazla dediği için de 120 santimetreyi alacağım. Demek ki burası 120 olabilir. Burası da 120 olabilir. 150'den küçük şartında sağlamıştır diyoruz. Peki bizden ne istedi arkadaşlar? Zaten zeminin uzunluğu en fazla demişti. 120 burada var. 120 de burada var. 120 artı 120. 240 santimetre olur en fazla diyoruz. Ve C şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet. C'yi gösterelim. Devam edelim. Evet gençler. Beşinci soruya baktığım zaman bir kuyudan su çekmek için kullanılan makaralı sistemde kullanılan birinci kol bir tam tur döndürüldüğünde kova 9 desimetre ikinci kol bir tam tur döndürüldüğünde kova 8 desimetre kuyunun dibine doğru inmektedir. Kuyuda bulunan su yüzeyinin kuyunun ağzına uzaklığı desimetre cinsinden 300 desimetreden fazla bir tam sayıdır. Kovalar aynı anda suya doğru indirilmeye başlandıktan belli bir süre sonra kovaların alt kısmı yine aynı anda suyun yüzeyine demektedir. Ne anlıyoruz o halde gençler? 8 ile 9 desimetrenin ortak bir katı olması gerekir. Mesafenin uzunluğu diyeceğiz. Buna göre makara kollarının dönme sayıları arasındaki fark en az kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle 8 ile 9'un ekokunu bulmamız gerekir. Ekok 8, 9 diyorum. 8 ve 9 aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların ekoku da bu iki sayının çarpımına eşittir. Bakın en küçük ortak katları 72 desimetredir. 300 desimetreden fazla dediği için 72'nin katlarını düşünelim. Bir sonraki katı 144, bir sonraki katı 216, bir sonraki katı 288, bir sonraki katı da 360. Evet 300'den büyük en küçük ortak katı 360 desimetredir. Demek ki kuyunun yüksekliğe veya derinliğe 360 desimetre olacak diyoruz. Peki dönme sayılarını bulmak için arkadaşlar ne yapıyorum? Birinci kol bir turda 9 desimetre dönüyordu. O halde 360'ı 9'a bölersem 40 tur atar. İkinci tur 360'ı 8 desimetreydi bir turu 8'e bölüyorum. 45 tur döner diyoruz. Ya aradaki farkı istediği hadi 45'ten 40'ı çıkartırsak 5 fark vardır diyorum. Ve B şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet. Göstererek devam edelim. 6. soruya geçelim. Kırtasiye sahip Melih Bey görsellerdeki kutularda bulunan boya kalemlerinden satın almıştır. Melih Bey'in iki farklı kutudan aldığı toplam boya kalem sayısı aynı olduğuna göre Gençler toplam boya kalem sayısı aynı olması ne demektir? Kalemlerin soldaki ve sağdaki kalem kutularının içindeki kalem sayıların birbirine eşit olduğu anlamına gelir. Peki ödediği toplam tutarı en az demek de o adet ekoklarını bulacağımız anlamına gelir. Birinciye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kalem var. İkinciye baktığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane kalem var. O halde 10 ile 12'nin ekokunu bularak soruyu çözmeye başlıyorum. Evet, 2'ye bölelim. 5, 6, 2'ye böldüm. 3, 5 bölünmez. 3'e böldüm. 1, 5, 5'e böldüm. 1'dir. 2 ile 5'i çarpıyorum gençler. 10. 3 kere 2. 6. Demek ki 60'lar tane kalem aldı. Peki birinciden kaç kutu aldı? 60'ı 10'a bölersem 6 kutu aldım. Ve bir tane kutu 18 liraydı. O halde 6 çarpı 18. 6 kere 8. 48 elde var. 4. 6 kere 1. 6. 4 10. 108 TL. İkinci kutuda 60 tane kalem aldı. 12 tane vardı bir kutuda. 60'ı 12'ye bölüyorum. 5 kutuda buradan satın al diyorum. Evet 5 ile de 20'yi çarparsak 100 TL'de buna ücret ödemiştir. O halde ben 108 ile 100'ü toplarsam 208 TL ücret öder diyoruz. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. Bir mutfak dolabı ile tezgah arasındaki dikdörtgen boşluğa görseldeki gibi uzunlukları verilen iki farklı fayans aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Tezgahın uzunluğu 300 cm ile 400 cm arasında santimetre cinsinden bir tam sayıdır. Fayanslar tezgah başından sonuna kadar yerleştirildiğine göre kullanılan mavi fayans sayısı ile turuncu fayans sayısı arasındaki fark en fazla kaç tanedir? Şimdi gençler öncelikle turuncu fayansı 24, 24 devam ediyor. Diğeri 16, 16 devam ediyor. O halde ne diyoruz? 300 ile 400 arasında hem 24'ün hem de 16'nın katı olan bir sayı bulmam gerekiyor. Öncelikle 16 ile 24'ün ekokunu bulalım. 2'ye böldüm 8. 12. 2'ye böldüm 4. 6. 2'ye böldüm 2. 3. 2'ye böldüm 1. 3. 3'e böldüm 1'dir. Peki 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Buradan 4 tane 2'yi çarparsam 16. 16 çarpı 3 de 48 santimetre ekoklarıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar 48 santimetre 300 ile 400 arasındaki katları düşüneceğim. Şimdi 48'in 7 katını alacak olursam 7 kere 8 56 elde var 5. 7 kere 8 7 kere 4 28 5 daha 33 336 yapar. Evet 33 dedik. Bir de 8 katını alalım. 48'i 8 ile çarpıyorum. 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 4 32 6 daha 38. Şimdi gençler 300 ile 400 arasında bakın 336 olabilir. Veya 384 olur diyoruz. En fazla dediği için gençler 336 değil 384'ü kabul ediyoruz. Peki 384 santimetre ise turuncuya bakalım. Turuncu diyorum. 384'ü 24'e bölüyorum. Evet 38'in içerisinde bir kere 100 ne yapar arkadaşlar? 144'ün içerisinde 6 kere buradan 16 tane olur. Maviye bakıyorum. 384'ü 16'ya bölüyorum. 38'in içerisinde 16 2 kere evet ne yapar? 32 yapar. 64. 64'ün içerisinde 16 4 kere'dir. Bu da 24 tanedir diyoruz. Peki aradaki farkı istemiş diye tane 16'yı çıkarıyorum. 8 fazladır diyorum. Ve B şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyorum. Evet sayfamızı temizleyerek devam edelim. 8. soruya geçelim. Evet 8. soruya geldiğimiz zaman bir mağazadan bilgisayar alacak olan Yasin. Bilgisayarın üzerindeki bilgilendirme yazı bilgisayarların üzerindeki bilgilendirme yazılarına bakmakta ve fiyatları karşılaştırmaktadır. Her iki bilgisayarda da ödenecek toplam taksit tutarı eşit olduğuna göre, işte bakın anahtar kelime burada. Taksit tutarlarının eşit olması. Şimdi bilgilendirmeye baktığımız zaman taksit tutarı birinci de 600 lira, ikincide 800 lira. Bunların eşit olmasını istiyoruz. Daha sonra ne diyoruz? Fiyatları belli oranlardan olanlardan alacağı bilgisayarlar için ödeyeceği Tutar en az kaç liradır? Şimdi en az dediği için de 600 ile 800'ün en küçük ortak katını düşüneceğiz. 600 ile 800'ü asal çarpanlarına ayıracağım gençler. İsterseniz ekoku bulurken arkadaşlar bakın hem 600 hem de 800 100'e yüz. bölünebilir. 100'e bölerek de başlayabilirsiniz. Bunu da hatırlatarak yine ben 2'den bölerek başlıyorum. 300 400 Tekrar 2'ye böldüm 150 200 2'ye böldüm 75 100 2'ye böldüm 50 75 bölünmedim 2'ye böldüm 25 75 3'e böldüm 25 25 bölünmez 5'e böldük 5 5 5 5'e böldüm 1'dir şimdi şöyle çarpalım gençler bakın 2 kere 5 10 tekrar 2 ile 5 çarptım 10 Evet ortadaki 2 çarpı 2 çarpı 2 8 çarpı 3 de 24 yapar. 24 ile 100 çarpacak olursak da 2400 TL olur. Taksi tutarları. Şimdi birinci bilgisayara bakıyorum. 2000 lira peşinat vardım. 2400 lira da taksit var. Topladığım zaman 4400 TL olur. İkinci bilgisayara bakıyorum. 3000 lira peşinatı var. 2400'e yine eşit taksit demişti. Bu da 5400 TL olur diyoruz. Benden az olanı istemişti. O halde 4400 lira olur sorumuzun yanıtı. Ve A şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.